Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve İğne YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmak ücretsizdir. Ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olabilir. Zil butonunu aktif hale getirerek de çektiğim videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Evet bugün size arkadaşlar daha önce yeniden ta çevirdiğim böyle hürrem boncuklu bir modelim vardı. Şu şekilde. Evet modelim bu şekilde arkadaşlar. Bunun Nurgül'e tığ ve iğne Instagram hesabımdan aldım. Böyle ekran resim çekerek. Bu modeli Arkadaşlar bakın ortasında hürrem boncuğu var. Hürrem boncuğu 5 taneden bir tanesi sağlam çıkıyor yani. O sağlam çıkanın da ne kadar sağlam olduğu da belli değil. Yani sağlam diye seçip yapıyoruz ama o da kırılabilir. Bu model arkadaşlar iğneden tığa çevirmiştim. Biliyorsunuz 515. modelimin ilk 2 dakikasını izlerseniz modeli göreceksiniz. İğneden tığa çevir hani ben de biliyorum bunlar kırılıyor. Ama gönderen kişi dedi ki düğünde bayramda özel günlerde örtüneceğim. Her zaman kullanmayacağım günlük olarak. Böyle ışıl ışıl durmasını sevdiğim için bunu çevirmenizi istiyorum. Bundan modelim olsun. Şöyle örtünmek istiyorum dedi. Ben de istek üzerine kıramadım. Böyle iğneden ta çevirdim. Ben de biliyorum arkadaşlar yorumlarda yazıyorsunuz ama ve bu yazanlar için arkadaşlar daha kullanışlı olması için şu şekilde tığa çevirdim. Bakın arkadaşlar. Bu iğne uyası modelini bu da iğne oyası modeli. Ee, yani bakın ortasında hürrem boncuk yerine sarı kirpikli bir yuva var. Bu modeli sizler için tığa çevirdim arkadaşlar. Evet bakın arkadaşlar. Birebir oradakinin aynısını yaptım. Bu yaprakları biliyorsunuz çok sık yapıyorum. Bu yapraklardan denemek istedim. O hürrem boncuklu dediğim gibi yapmak isteyenler arkadaşlar 515. Nurgül'ün tığ ve iğne oları YouTube kanalında izleyebilir. arası ünlü dahi birebir böyle iki kirpiğin Artma işlemine kirpikler yaparak birebir aynısını sizler için tasarladım. Bakın arkadaşlar buradaki tek küpemiz bile var. Evet dediğim gibi bu yaprağı çok seviyorum arkadaşlar. Onu daha önce orada resimde gösterdiğim modelin yaprağını 515 videoda bulabilirsiniz Eğer o yapraktan yapacağım derseniz şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim Evet arkadaşlar ortadaki sarı yuvayı kirpikli sarı yuvayı yaparak başlayacağız şimdi ben kolaylık olsun diye böyle minnak şeyler için arkadaşlar sihirli alkayı kullanıyorum çok rahat oluyor şöyle parmağımda gelen ipi de bu şekilde yatırıyorum bakın sola doğru ve buradan iki ipi parmağımın arasına tuttum. Şimdi arkadaşlar bakın burada oluşturduğum halkamın içine girip şöyle bir tane sık iğne yapıyorum. Ve buraya arkadaşlar 5 zincir çekiyorum. 5 zincirimi çektim. Hemen bakın bu yaptığım sihirli halkanın ikili tarafından, ikili telinden girip bu şekilde 5 zincirimi sahte sık iğne ile kapatıyorum. Şöyle olup olmadığını her zamanki gibi bakın arkadaşlar. İpi çektiğinizde eğer küçülüyorsa halkanız olmuş demektir. Yine 5 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Yine bu iki telli tarafından tam ortasından artık arkadaşlar. Girip buraya bir sahte sık iğne yapıyorum. İkinci kirpiğimi yaptım. Yine 5 tane zincir girdim şöyle çözünürlük 4 ve 5 beş zincirimi çekiyorum halkanın ortasından ilmek alıp buraya sahte sık iğne ile kapatıyorum şöyle açıldıkça arkadaşlar daraltabilirsiniz rahat yapma açısından bu şekilde altı tane kirpiği yapıyoruz yine 5 zincir 5 zincirimi buraya ikili olan taraftan alıyoruz. Zaten bitti arkadaşlar. 5 yaptık. Şimdi 6.yı yapacağız. 3 4 ve 5. 5 zincirimi çekip burayı kapattım. Bakın. Şimdi birebir geldik değil mi arkadaşlar? Buraya da sık ile tam çekelim. Sık iğne ile yaptığımız yerden bakın arada bir sık iğne var. Şöyle iyice bir tane zincir çekiyorum. ipimi koparıyorum. Şimdi arkadaşlar bakın. Şöyle ters tarafına çevirdim. Tersindeyiz. Buradan iki tane ilmeğimi alıyorum. Ve bakın kestiğim ipi de şöyle başına ardıp bu iki telin arasından geçirip şöyle arkadaşlar kaynaştırma işlemini yapıyorum çekiyorum ki biraz daralsın hemen bunu yakıyorum burasını yaktım arkadaşlar iyice güzelce yaktım ve şöyle şurası önemli arkadaşlar hani kayı sıktırdığımız yer var ya bak ortası da çok güzel duruyor arkadaşlar minnacık sihirli halkanın vermiş olduğu Zerafet bu Bu şekilde 6 tane kirpikli Bir Orta yuvamız oldu Hemen bunu da ipimi de yakıp Bu ikinci kez onu kesip yaktıktan sonra şöyle Tekrar bir daha gerdirip Kesip o şekil yapmanız için Şöyle kesmeden gösterdim arkadaşlar bunu da yakıp hemen geliyorum Şimdi yaptığımız bu yuvayı şöyle ters tarafına çeviriyoruz arkadaşlar ters tarafından yuvalar hazırlayacağız Bu şekilde giriyorum sık iğne ile ipimi buraya sabitledim 5 zincir çekiyorum 5 zincirimi sıradaki kirpiğimin arasına girip sabitliyorum birinci yuvam 5 zincirimi çektim hemen ikinci Yuvamın içine sık iğne ile sabitledim. 5 zincir. 3. kirpiğimin arasına girdim. Kapattım. 3. yuvam. Yine 5 zincir. Ve 4. kirpiğimin arasına girip bakın. Şimdi ortada arkadaşlar bir tane kaldı ama iki yuvalık yer kaldı. Bunlar yaprağım için şu dört tanesine çiçek yapacağız ve 7 tane zincir çekiyorum 2 3 4 5 6 ve 7 7 zincirimi çektim yuvamın için arkadaşlar bu şekilde bakın sahte sık iğne yaparak kapattım yine 7 tane zincir 2 3 4 5 6 7 ikinci kirpiğimi bu şekilde buraya arkadaşlar şimdi 4 tane kirpik yapacağız sabitledim yine 7 zincirimi çekip buraya bu şekilde sık iğne ile sabit 7 zincir Bakın, kirpiklerin boyutu bu şekilde oluyor 2 3 4 5 6 ve 7 sahte sık iğne ile bu şekilde sabitliyorum. Bakın arkadaşlar 4 tane zincirimizi bu şekilde çektik. Şimdi buraya ben 15 tane zincir çekiyorum dibine ama sıkı sıkı çekiyorum arkadaşlar. Çünkü gevş birini gevşek, birini sıktı çektiğiniz takdirde yani ebatları büyük oluyor, birbirini tutmuyor. O yüzden çektiğimiz zincirler hepsi aynı olsun. 4 5 6 7 8 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. Bakın. Hemen şöyle modelimi ters çeviriyorum. İlk kirpiğimin arasına giriyorum. Bakın bu şekilde. Ve sık iğne ile ipimi buraya sabitliyorum. İki zincir çektim. Döndüm düz tarafına. Şimdi buradaki yaptığım 15 zincirli yuvanın içine girip Şöyle minik bir kirpikler hazırlıyorum. 2 tane zinciri çektim. 15 zincirli yuvanın içine girip şöyle sahte sık iğne ile zarif olması için dipleri arkadaşlar daha çok iğnesine benzediği için bu şekilde sahte sık iğne ile alıyorum. Farkını deneyince siz de göreceksiniz arkadaşlar karşılaştıracaksınız. Yine iki zincirimi çektim ve sahte sık iğne ile kapattım. 4 5. şimdi arkadaşlar buraya toplamda 11 tane bu şekilde minik kirpikler yapıyoruz o kadar alıyor 15 zincirimize daha önce sizler için deneyip hazırladım biliyorsunuz şimdi 6 7 8 9 şöyle hafif yaptığımız işi karı çekersek taç gibi güzel duruyor Arkadaşlar yine iki zincirimi çektim bu şekilde kapattım yine iki zincirimi çekiyorum şu minik kirpiklerimiz sayısı 11 olacak Arkadaşlar şöyle baştan da sayabilirsiniz 8 9 10 11 Şimdi 4 zincirle aşağı inip 5. kirpiği buraya bu şekilde yapmış oluyorum bakın şimdi yarısı bu 15 zincirden şöyle üzerine bir de ben 4 zincirimi çekip diğer yarısını bu şekilde 5. kirpik olarak tamamlıyorum Evet bu şekilde arkadaşlar bakın birebir iğne yasıyla aynı oldu duruşu da çok güzel durdu şöyle yine sık iğne ile ikinci yuvamın içine geçtim Buraya 7 tane zincir çekerek yine 4 tane kirpik hazırlayacağım. 7 zincirimi çekiyorum. Yuvamın içine girip bu şekilde sabitliyorum. Yine 7 zincir. 7 zincirimi sahte sık iğne ile sabitliyorum. 4 5 6 7 bu şekilde kirpikler hazırlıyoruz 1 2 3 4 5 6 ve 7 Şimdi arkadaşlar 4 tane 7 zincirli kirpiğimiz hazır. 15 tane zincir çekiyoruz yine. 6, 7, 8, 9, 10. Bakın sıkı sıkı hepsini bir ayarda. 11, 12, 13, 14, 15. Şöyle yine ters çeviriyorum. Şimdi arkadaşlar bakın ilk kirpiğime bu şekilde 15 zincirimi kapatıyorum. Evet. Şimdi arkadaşlar bakın bu 15 zincirin bununla da orantılı olması lazım. O yüzden sıklık ayarlarını bir çekmek lazım. Şöyle iki zincir çekerek yine düz yüzüne döndüm. Aynı şekilde buraya yine 11 tane kirpik yapacağım arkadaşlar. İki zincirimi çektim. Hemen kapattım. İki zincir sahte sık iğne ile kapatıyorum. 3 2 zincir 4 5 Yapımı da çok zevkli görüyorsunuz arkadaşlar. Bir de iğne oyasına benzedikçe insanın daha bir böyle zevkle yapması geliyor. Aynı modeli ben de tığ şekliyle yapıyorum diyerek yaptıkça insanın bir hevesi geliyor arkadaşlar. Yine iki zincir. Sekizinci kirpim. Dokuz. Evet. Şöyle yaptıklarımızı sağa kaydırırsak daha muntazam duracak ve bu da sonra çekirge. Yine 4 zincirimi çekiyorum arkadaşlar. 4 zincirimi bakın kirpikleri yaptığım yuvanın dibinde buraya sık iğne ile kapatıyorum. Şöyle biliyorsunuz sahte sık iğneden sonra bir zinciri çekiyorum. 3. yuvaya da bu şekilde sahte sık iğne ile geçiyorum. Evet, İki tanesini yaptık arkadaşlar. Bakın şekil göstereyim. Çok da hoş ve zarif durdu. Diğer ikisini de bu mor yuvaları tamamlayıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar bakın bu şekilde hazırladık. Dört tanesini tamamladık. Yine ters tarafında şöyle arkadaşlar yuvalar hazırlayacağız. Bakın bu moru kapattığımız yerden sık iğne ile yeşil ipimi buraya sabitliyorum. Hemen morun dibinde. Yine 5 zincir çekiyorum. Aynı morda olduğu gibi 5 zincirlerden yuva hazırlayacağız. Yaprağımız için iki tane arkadaşlar bu şekilde yuvalar hazırlayacağız. Sık iğne ile 5 zincirimi hemen sarı kirpiğimin içine sabitledim. 5 zincirimi çektim. Bakın yine morun içine daha doğrusu sarının içine morun dibine sık iğne ile sabitliyorum. Şöyle bir zincir çekerek düz yüzüne döndüm. Evet. Bu iki yuvaya yaprak yapacağız arkadaşlar. Hemen bir defa tığımı doladım. Yuvanın içine giriyorum. Üçünü birden bakın tığımda üç tane ilmek var. Üçünü birden kapattım. Hemen köşeye bir zincir. Bu yaptığım yuvayı aralayıp dibinde bir zincir çektim. İki tane ilmeğim oldu. Dibinde bir zincir çektim bu sefer 5 zincirli yuvadan aldım yine üç tane ilmeğim ve 2 2 olarak bu şekilde aldım hemen köşeye bir zincir şöyle düzgün durması için ilk telin arasından girip dibinde bir zincir İkinci telin arasından girip bu şekilde dibinde bir zincir şimdi arkadaşlar bir tane de 5 zincirli yuvadan 4 Bakın bu şekilde yavaş yavaş yaprağımızı büyütüyoruz. Bu yaprağı çok sevdiğim için arkadaşlar. Bundan göstermek istedim. Farklı olsun. Heh geldi. Şöyle iki 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 alarak bakın başa kadar çıktı. Yine köşede şöyle güzel bir yandan görüntü olması için bir zincirimi çekiyorum. Hemen aynı yani sıradaki yuvanın içine girip bir zincir çektim bir ilmek çıkardım. Aynı işlemi devam ettiriyoruz yani arkadaşlar sıradaki şöyle tellerin içine girerek bu şekilde sayısını artırıyoruz. En son bakın yuvanın içinde de bir zincir çekip 5'e çıkardım. Şimdi arkadaşlar bunu 2 2 alarak yine başa kadar çıkacağız. 2 2 2 ve 2. Bir zincirimi çekiyorum. Hemen yine telimin arasına girip dibinde bir tane zincir çekiyorum. Sıradaki tele girip dibinde bir zincir 3, sıradaki tele girip dibinde bir zincir 4 sıradaki telime giriyorum 5 ve bakın buradaki yuvama da en son yuvanın arasına da giriyorum 6 yine arkadaşlar bu yeşil yuvaya girmeyi unutmuyoruz en son muhakkak oraya gidiyoruz ilmeğim 7 tane bakın 2-2 alarak yine başa kadar çıkacağız 2 2 2 şöyle 2 ve şöyle 2 bakın çok güzel duruşu yok mu arkadaşlar ve umarım siz de beğeniyorsunuzdur benim kadar 2 zincirimi çekip hemen ilk telimin arasına şu şekilde sık iğne ile sabitliyorum Sıradaki telimin arasına girip sık iğne ile sabitledim. Eğer gerdirirse arada bir zincir çekerek sık iğneleri yapmayı unutmayın arkadaşlar. 3 oldu. 4 şöyle her telin arasına sık iğne ile girerek alta kadar aşağıya kadar bu şekilde iniyorum bakın şöyle net gözüksün 6 bakın eğer dibinde gerdirir gibi oluyor ben şu dip kısmını arkadaşlar son yuvaya girmeden önceki sık iğnemin içine bu şekilde bir zincir çekerek iniyorum en son bu yeşil yuvaya da aynı sık iğnemi yapıp bu şekilde yaprağımı bitiriyorum bakın yaprağın duruşu bu arkadaşlar Şimdi buraya 15 tane veya 12 tane zincir çekerek bu aradaki tek küpeyi yapacağım. 3, 4, 5, 6, 7 8, 9, 10, 11, 12. Bu eğer küçükse arkadaşlar 15 yapalım isterseniz. Buraya yaprağı kapattığım yuvanın içine kapatıyorum bu şekilde. Sık iğne ile sabitliyorum. Evet arkadaşlar, hem yaprağımızı hem de bu küpemizin dalını bu şekilde aynı şişli yuvaya yaptım ve bir defa tığımı dolayıp şöyle ikinci yuvaya da yaprak yapımı için Böyle bir sahte trabzan yaptım. Köşesine de bir tane zincirimi çekiyorum. Şimdi bu dalımda ne yaptıysam aynısını bu yeşil yuvaya da yapıp bitiriyoruz arkadaşlar. Fazla vakit gitmesin. Biraz oyalayıcı, meşakkatli bir video. Evet, bu yaprağımızın aynısını buraya da yaptık arkadaşlar. Bu 15 zincirden çektiğimiz yeşil yuvamızın dalımızın içine de sarı ipimle sık iğne ile ipimi sabitledim 7 tane zincir çekiyorum 3 4 5 ve 7 hemen bak, yuvaya bu şekilde kepik olarak sabitliyorum 7 tane zincir 6 ve 7 burayı da bu üç kirpiği de yaparak arkadaşlar artık motifimizde işimiz bitiyor 5 6 ve 7. 7 zincir. Şöyle bakın 7 zincirde gayet normal 5 küçük oluyor arkadaşlar. 7 zincir kirpik için tam. Şimdi ipimi kesip hemen burayı böyle temizleyip hemen motifimizin arkadaşlar yak, e, şey e, tülpentimize monte işlemine geçelim. Evet arkadaşlar Şöyle yemenimizin tığ battılarını gittik. Sık iğne ile ipimizi bu şekilde sabitledik. Bir defa doluyoruz. Aynı ilk başlarken de bu şekilde. Yandaki boş olan tığ battımın içine girip 1, 2, 2 alarak bir tane trabzan yapıyorum. 7 tane zincir çekiyorum. 7 zincirimi çektim. Hemen buradaki yaptığım trabzana kapattım. Bu kirpiğim arkadaşlar. 5 zincir çekiyorum. 5 zincirimi yine aynı trabzanın içine kapatıp bu da ikinci kirpiğim. Şimdi 4 tane zincir çekiyorum. Ve 4 zincirimi çevirdim. Bu ikinci kirpiğimin içine sık iğne ile sabitledim. 10 tane zincir çekiyorum artma işlemi için. 7 8 9 ve 10. Çevirdim düz yüzüne. 2 tane tığ battı bırakıp 3. tığ battımın içine bu şekilde sık iğne ile sabitliyorum. Evet bakın bu şekilde yaptığımız kirpiğimiz. Yine aynı işlem. Bir defa tığımı doluyorum. 1 2 2 Trabzanım hazır. 7 tane zincir. 7 zincirimi buraya kapattım. Ve 5 zincir. 5 zincirimi şuraya bu şekilde aynı trabzanın arasına sık iğne ile sabitliyorum. Yine iki tane bakın biri 7 biri 5 zincirli kirpik yaptık. 4 zincirimi çekiyorum. Şöyle ikinci kirpiğimin içine sık iğne ile bu şekilde sabitliyorum. Şimdi yine 10 zincir. 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 zincirimi çektim iki tane tığ battı atlayıp 3. tığ battımın içine sık iğne ile sabitliyorum Evet arkadaşlar bakın bu şekilde 4 tane mini kirpikli ara suyu yaptım şimdi e, arkadaşlar 4 tane tığ battı ara mesafesi vererek motifimizi bu şekilde sabitleyeceğiz 3 tane zincir çekiyorum hemen kapatıyorum sıradaki tığ battığımın içine tane tığ battı 3 zincir sıradaki tığ battığıma 3 zincir sıradaki tığ battığıma bu şekilde sabitliyorum 3 zincirimi çektim şimdi arkadaşlar 4 tane bu şekilde tığ battığımızı hazırlıyoruz arkadaşlar şöyle ipimi çıkardım motifimi alıyorum şu hani sarıyla yeşilin aynı kirpik üzerine kapattığım yere tığımı takıyorum buradan Bakın bu şekilde buradan tığımı geçirdim ve bıraktığım ilmeğimi tutup bu şekilde buradan şöyle şu aralıkta sarı kirpiğime sabit Şimdi 1 2 3 zincir. 3 zincirimi çektim. Şöyle arka tarafından 2 tane 3 zincirli tığ battı yapacağım. Kapattım. Kirpiğimi buraya. Yine aynı şekilde 3 zincirimi çektim. Tığ battının içine girip sık iğne ile sabitledim. Şöyle arkadaşlar yine bıraktım ilmeğimi bakın bu taraftaki hani yeşili kapattı sarı bunu buraya kapattık buradan bakın aynı yere takıyorum tığımı kirpiğime ve arkadan şöyle bıraktığım ilmeğimi tığıma takıp yine bu yuvadan bakın bu şekilde hemen sık iğne ile ipimi buraya sabit Sıkı sıkı kirpimi buraya sabitledim. Şöyle 3 tane zincirimi çektim. Bakın sıradaki yuvamın içine girip yine 3 tane tığ battı mesafesi veriyorum. Evet bakın bu şekilde tığ battılarımızı veriyoruz. Şimdi bu motifimize bakalım. Evet arkadaşlar bakalım şimdi modelimiz bakın bu şekilde. Yine şu üç tane tığ battı mesafesini vereceğiz. Şöyle arka görünüm bu şekilde oldu arkadaşlar bakın. Bu yeşil yaprakları sarı kirpiklerden geçirerek sağlı sollu buraya sık iğne ile sabitleyip arkaya da şöyle tığımla göstereyim. Şöyle arkadaşlar iki tane boş tığ battı yapıp üçüncü tığ battıya bu sarı ilmekten geçirerek sabitledim Evet Bu şekilde oldu arkadaşlar şöyle e, Kirpiğinin yapılışına geçelim Evet arkadaşlar Ortaya bu şekilde 4 tane ara suyu yapmıştık Şöyle bir tanesini boş bırakıyorum ikinci de Devam ediyorum arkadaşlar siz hepsini de yapabilirsiniz Modelde gördüğünüz gibi bu şekildeydi Hemen ikincinin 10 zincirliğinin tepesine Sık iğne ile bu şekilde ipimi sabitliyorum ve 7 tane zincir çekiyorum. 5 6 ve 7. 7 zincirimi çektim. Hemen sık iğne ile buraya sabitledim. Yine 7 zincir. 3 4 5 6 ve 7. Sabitliyorum arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Hemen bakın bu şekilde kirpiğim oluştu. Dibine de bir zincir çekiyorum. 3 kirpiğimi buraya bu şekilde yapıyorum. Evet arkadaşlar şöyle modelimi yemeninin üzerinde göstermek istedim. Bakın şöyle kadrajı da ikisi beraber sığar inşallah. Evet şimdi arkadaşlar bakın İğneyası motifiyle benim yapmış olduğum motifin birebir aynısı oldu. Benim yapraklarım daha bile bir zarif durdu bu şekilde. Bakın arkadaşlar. Hatta ilmek toplayamayan arkadaşlar için bu şekilde 7'şer zincirli kirpikler hazırlayarak motifimi hazırladım. Birebir ara suyuna varana kadar aynısını sizler için bu şekilde tasarladım. Daha arkadaşlar bunda bir de ütü yok. Ütülediğiniz zaman Biliyorsunuz bu ipler inceliyor, daha zarifleşiyor bu şekilde motifim. Sizler her şeyin en iyisine layıksınız arkadaşlar. Ee, şimdi sizler için emek edip bu şekilde modeller hazırlıyorum. Siz de emeğimin karşılığı olarak beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Şöyle yakın resim almak isteyenler için tutmak istedim. Bu şekilde motifim model. Yapacak arkadaşlarıma da kolay gelsin. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın.